Merhaba, bu dersimizde Strings Package içerisindeki join fonksiyonunu inceleyeceğiz. Bunun için temel bir yapı hazırlıyorum. Join fonksiyonu nedir ve hangi amaçlarla kullanılır? Buna bakacağız şimdi. Temel iki package'im var burada. Birisi FMT, diğeri Strings. Hemen bunları kullanıyorum. Tanıtıyorum, yani import ediyorum projeme. Ondan sonra şurada V1 adında bir örnek yapayım. Text string. Burada bir dizi oluşturacağım. String dizisi. Bu string dizisine başlangıç değeri vereceğim. 3 adet. Bu başlangıç değerleri Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs olacak. KKTC olsun. FMT diyorum. FMT print line. Burada strings package'ını kullanırken bunun join function'ını kullanacağım tabii ki. Diyorum ki ilk değer olarak ben sana bir text string vereceğim. Bunu al ve tabii text string bildiğiniz gibi bir string dizisi aslında burada. Hepsi ayrı ayrı string'ler. Bunlar char olarak dizi haline getirilmedi yani burada. Bunu veriyorum, diyorum ki bunun içerisindeki her veriyi aralarına bir tree işareti koyarak birleştir. İşlem bu kadar şu an için versiyon 1'de. Bakın burada bize tek bir string olarak geriye döndü bu. Şöyle aslında üzerine gelirseniz join'in, bakın en sağ tarafta string geri dönüş yaptığını zaten söylüyor bize. Birinci parametre olarak A string dizisi istiyor. Aslında o aynı zamanda source. Diğeri de ikinci parametre ise separator. Separator'ımız da bu. İçerisinde bir ayıraç olarak kullandık. İkinci örneğimizde bu sefer sayısal bir işlem yapalım. Text name olsun. Sayıların string olarak kullanımı şeklinde bir örnek. Şurada da 4 tane veri yazacağım. Gayet basit bir şekilde 1, 2, 3 ve 4 olacak burada. Println strings join diyorum ve aynı şekilde bunu kullanacağım. Text num. Buna da diyorum ki sadece bu. İçerisinde herhangi bir veri yok. Bu şekilde kullandığınız zaman sadece string birleştirme işlemi yapar. Yani concatenation işlemi yapar burada. Join'in string birleştirme kullanım yöntemi diyebiliriz bunun için. Bakın yan yana 1, 2, 3, 4 yazacak. 1, 2, 3, 4 yazacak. Bu kadar. Gene elimizde bir string var burada. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Versiyon 3 diyeceğimiz örnekte de aslında biraz benzer bir şey yapacağız. Biraz daha kompleks hale getirelim diye yapıyorum bunu. Var str string. Burada bir döngü oluşturacağım. Ve diyorum ki başlangıç değerin 0 olacak bu döngüde. Ve bir 100'e kadar dönecek bu döngü. Ve içerisinde de her işlem sırasında str'ye append bir ekleme işlemi yapıyordu burada. Go içerisinde. Str'ye bir şey ekleyeceğim her seferinde ve bu ekledikten sonra da append function'ı bize bu eklenmiş haline dönecek. Onu da str'ye atacak tekrar. Her seferinde üzerine ekleyerek devam edecek. Bunu ne yapacağım ben? Run string adında bir function oluşturacağım. Onda ürettiğim veriyi burada ekleyeceğim. Arda arda ekleme yapacağım yani. Burada dinamik olmayacak. Şöyle xyz (0x) 0 olsun. Bu bize geriye bir string dönecek tabi. Her seferinde aynı veriyi dönecek. Ve bunu her seferinde append'a tekrar ekleyeceğim. Aslında
aynı veriden, şu veriden uzun uzun ne kadar istiyorsam o kadar eklenmiş bir string oluşturmuş olacağım burada. Ondan sonra da strings join diyorum. str, str'yi göster nasıl? Sadece birleştirilmiş bir şekilde göster. Üzerinde herhangi bir işlem yapmana gerek yok ki zaten ben burada yapıyorum bu işlemi. Common main.com. Bakın burada şurası aslında bir veri. Burası da diğer veri derken bu şekilde ilerliyor. Şuraya bir tane daha koyarsanız bu biraz daha farklı görünebilir. Gördüğünüz gibi. Burada da bir string birleştirme işlemi yaptık. Ama öncesinde bir döngü yaparak bunu farklı bir uygulama içerisinde kullanmış olduk.